Ben avukat Didar Ezgi Duman. Aynı zamanda gazetecilik okuyorum. Bunun dışında da gönüllü olarak beslemeler yapıyorum. Günlük beslemelerim sokak hayvanlarına. Şu anda 200'e yakın kedi ve minimum köpeğimiz var. Ama onun dışında tavuk, kuş, her şeyi beslemeye çalışıyoruz. Burada yaban hayatı çok fazla olduğu için yaralı hayvan bulduğumuzda ilgili kişilere tedavisi için de başvuruyoruz. Sağ olsunlar, onlar da yardımcı oluyorlar. Şu anda evimde sadece bana yetti diyebileceğim 70 kedi, 3 köpeğim var. Hatta birisi sırtımda şu an. Onun dışında dediğim gibi günlük yarım saatimi alan beslemelerim var. Günlük aksatmadan yapmaya çalışıyorum. İlk başta kendim karşılıyordum ama bir süre sonra sayı arttıkça bağış, mama bağışıyla destek alıyorum. Bunun dışında mama kumbaraları var birçok dijital ortamda. Onlarla da hayvanseverler bizlere bağışlar yapıyorlar. Bizler de dağıtıyoruz. Birkaç arkadaşım daha var aynı şekilde kemer içerisinde. Ama dediğim gibi hem bireysel olarak hem de bir derneğe bağlıyım, Kemhay diye. Onların da yardımıyla daha çok hayvana ulaşmaya çalışıyorum. Can kız. Saati. Yemek saati. Hadi gelin. Hey Fatihler. Yat. Can kızım. Aferin. Hadi kızlar yemek saati. Yat. Buyurun. Yat. Biz barınaktan çıktık yaklaşık 6 ay önce. Bol bol tedavi gördük. Yürüyemeyeceğimizi düşünüyorduk ama bize sürpriz yaptı. Hiç ümidimizi kesmedik. Şimdi yıldır yıldır koşuyor. Parkinson gibi titremeleri var şu anda sadece uyurken. Tedavilere büyük cevap verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhabalar, ben Hatice Eren. Antalya ilinin Kemer ilçesinde 28 yıldır yaşamaktayım. Hayvan severim, aynı zamanda hemşireyim. Merhamet benim en önemli özelliğimdir diyorum. Evimde yaklaşık 11 tane kedi var. Birçoğu logardan çıkartılmış, sokağa atılmış ya da engelli ya da yaşlı. 10 tane köpeğim var. Kendisini zorla sahiplendiren köpeklerim var. Mecburen sahiplendiklerim var. Bunlar problemli, sokağa atılmış, yaşlı, ortopedik problemleri olan hayvanlar. Bir de daha yolunda baktığım, yıllardır düzenli sabah akşam beslediğim hayvanlar var. Parazit tabletlerini ısrarla içirdiğim hayvanlar var. Yolda gördüğüm kaplumbağa, sincap, tilki, aklınıza ne gelirse müdahale ederim asla. Bunun için trafik kazası geçirmişimdir bir kediyle beraber. Arabanın altında kaldık ne yazık ki. Yağmur, kar, fırtına, sıcak, soğuk, bayram, seyram dinlemeden biz bu besleme olayını asla vazgeçmeden yapıyorum. Seyahat etmem mümkün değil. Tatile çıkamıyorum ama hiç şikayetçi değilim. Yaşadığım bölge çok güzel. Buna da elverişli. İnanın maaşımdan yarısından fazlasını sokak hayvanlarına harcıyorum. Ayrıca kurumumda artan yemekleri, tabak artıklarını tek tek kürdandı, işte sostu, oydu buydu hayvanlara zarar verebilecek her türlü kesici delici, çataldı, plastik ayırıp tek tek onları her gün besleme yapıyorum. Yani buna hiçbir tabii olay engel olamıyor. Yani eve gittiğimde sırılsıklam olabiliyorum, donmuş olabiliyorum, hasta olabiliyorum ama benim için hiçbir canlı aç kalmamalı. Koca kafa. Tamam mı? Yeter mi?